Evet efendim, AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal şu anda Skype'da canlı yayında bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Hızal. Sesimi alabiliyor musunuz efendim? Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Hızal. Sesim geç mi geliyor size? Şu anda iyi mi? Bir miktar geç geliyor biraz ama geç geliyor. Şu anda biraz daha iyi. Evet. İzmir genelinde bir internet çalışması bilgisi aldık. Biz zannediyorum zaman zaman ondan kaynaklı bir internet problemi yaşıyor olabiliriz. Evet, biraz önce BTR'mizi izledik. Bayraklı Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birlikte dezenfekte ve seçim araçlarıyla aslında müzik eşliğinde sokak aralarında dolaştılar ve siz buna tepki gösterdiniz. Gerekçenizi öncelikle dinlemek isterim efendim. Şov aslında dediniz tabii, çünkü yorum olarak. Şöyle, önemli bir süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Yani burada yerel yöneticilerin özellikle belediye başkanlarına çok ciddi bir görev düştüğünü hepimiz çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi tabii bunu yaparken özellikle merkezi hükümetin almış olduğu çok net tedbirler var ve bu tedbirlerin destekler nitelikte yerel yönetimlerin de tedbir alması gerektiği konusunda çok net bir tavır ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi en başta süreç başladığında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir kriz belediyecilerinden bahsetti ve bütün ilçe belediyelerinde de aynı şekilde bir kriz belediyeciliğin yönteminin ortaya koyulması gerektiğinden bahsedildi. Ama geldiğimiz süreçte yaklaşık 40 günlük süreç içerisinde ne yazık ki şunu gördük. Kriz belediyecilik bir yana bu noktada bu krizden nasıl bir PR çalışması ortaya koyabiliriz, nasıl bir reklam çalışması ortaya koyarızı maalesef İzmir'de, başta Büyükşehir Belediyesi'nde ve Bayraklı Belediyesi gibi birkaç ilçe belediyesinde görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünkü olay gerçekten hepimizi fazlasıyla üzmüştür. Şöyle ki, evet bir dezenfektan çalışması yapılıyor ki bunun da bilimsel anlamda altyapısının olup olmadığı tartışılır esasına baktığımızda. Arkasından yaklaşık bir 30 kişilik heyet, hemen arkasından bir makam aracının kendilerini takip etmesi ve en önde de bir seçim aracının, Sayın Sandal'ın fotoğrafının olduğu bir müzikli seçim aracının hareket halinde olması. Burada gerçekten meselenin reklam boyutuna çok daha fazla yanaşmış olmasını görmek bizleri fazlasıyla üzdü. Burada gerçek manada eğer Bayraklılı ve İzmirli insanlarımıza hizmet etmek kaygısı var ise bu görüntülerden çok daha uzak olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki hemen sonrasında az önceki görüntülerde de görmüş olduğunuz gibi esasında yasak olan bütün mekanların kapalı olması gerekirken bu 30 kişilik heyet, sayısını çok net hatırlamıyorum ama bu heyetin gidip bir kafede ya da kafe benzeri bir ortamda oturup kendilerinin dinlendiklerini iddia ediyorlar ama netice itibariyle bir sokağa çıkma yasağı var. İki, bu tarz toplu ortamlarda sosyal mesafenin korunması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunların yapılmaması gerekiyor ve özellikle belediye başkanlarının bu konuda örnek olması gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Topluma bu noktada örnek olması gereken kişiler olduğunu söylüyoruz. Bu anlamda artık gerçekten bir reklam aracı olarak kullanmalarını bırakmalarını biliyoruz. Ciddi manada İzmirli'ye ve İzmirli hemşerilerimize destek olmalarını istiyoruz. Bayraklı özelinde Serdar Sandal'ın Bayraklı hemşerilerimize destek olmalarını diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu görüntüleri esasında bir İzmirli olarak görmek istemediğimizi dile getirebiliriz. Vatandaşın kendi oylarıyla, oy vererek seçtiği kişileri gerçekten kendilerine örnek olmasını istiyor. Vatandaş da örnek olmasını istiyor ki sokağa çıkma yasağı çok önemliydi aslında ama sokağa çıkma yasağı esnasında bile İzmir'de dışarıda vatandaşları gördük. Şimdi bir de toplu taşıma araçları ile ilgili geçen haftadan bu yana bir yoğunluk var. İnsanlar bu arada çalışmak zorundalar ve toplu taşımayı kullanmak zorundalar. Çünkü ne yazık ki herkesin aracı yok. Aracı olsa belki de benzin koyacak parası yok diyebiliriz. Şimdi bununla da ilgili bir açıklamanız var. Aslında Soyer'e bir tepki göstermiştiniz ulaşımla ilgili. Sizin öneriniz ne olabilir? Bu İzmir'deki toplu taşımadaki yoğunluk gerçekten son iki haftadır bayağı yoğun ama bunu belediyeye bağlamak doğru mudur? Ya da belediyeye bağlayacaksak da belediyenin ne yapması gerekirdi bu yoğunluğu azaltabilmek için?
söz konusu. Çünkü netice itibariyle bu hizmeti sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hı hı. Ve burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok net bir matematik ortaya koyması gerekiyor. Yani sayıların, yolcu sayısının azalmış olması sefer sayılarının da azaltılacağı anlamına gelmez. Normal şartlarda bu olabilir. Sefer sayıları metrolarda özellikle saat 10'la... Durum söz konusu. Buyurun lütfen siz devam edin. Buyurun. Yani sefer sayılarını bunu metrolarda, tramvayda ve Esot'ta, otobüslerde arttırmanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın tavsiyeleri niteliğinde sefer yolcu sayılarında, yani otobüslerin içerisine girecek olan yolcu sayılarındaki düşüşler söz konusu biliyorsunuz. Atıyorum 40 kişilik bir otobüste buraya 20 kişi alınabiliyor. Ve dolayısıyla buradaki bu matematiği doğru okuyabilmek gerekir, öngörebilmek gerekir. Şimdi sokağa çıkma yasağının hemen arkasında geçen hafta metroda bir yoğunluk oldu. Evet. Bunu kesin yetkili, bunu öngörmek zorundalar. Eğer bunu öngörmezler ise o zaman şunu çok net bir şey, net bir şekilde söyleyebiliriz. İzmir'in yerel yöneticileri bu giremiyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte işte bu sayısında sefer sayılarını belki arttırmayabilirsiniz ama bugün çok çok özel bir durum söz konusu. Sos mesajmamız gerekiyor. Otobüslere gerekiyor. Tunç'ta eğer kriz belediyeciliğinden bahsettiğinde biz esasında bunların öngörülerek hareket edilebileceğini düşünmüştük ama Tunç'ta eğer kriz belediyeciliği maalesef şu şekilde düşündü. Bir takım belediye başkanları, bir takım ilçe belediyeleri dronlarla sokakları dezenfekte ederken Tunç'ta eğer dronlarla kendi reklam filmlerini çeker hale geldi. Tunç'ta eğer burada maalesef bir şey bu krizden nasıl nemalanırımın görüyoruz. Bir şekilde Konak Meydanı'nda işte bisiklete binerken ya da başka bir faaliyette bir reklam filmi çeker hale geldiğini görmek İzmirli vatandaşlarımızı gerçekten fazlasıyla üzmekte. Kriz belediyecilikse, kriz belediyeciliği yapılacaksa bir maske dağıtımında aksaklıklar olmaması gerekiyor ki bütün büyük şehirlerde en son dağıtılan şehir İzmir oldu. Toplu ulaşımda doğru öngörüler yapılarak doğru planlamaların yapılması gerekiyor ki burada ciddi sıkıntılar yaşandı. Ve her şeyden önce bunu daha önce de dile getirmiştik. Özellikle bu sosyal yardımlar noktasında hiçbir ayrım yapılmaksızın ki çok yakın zamanda Bayındır Belediye Başkanımızın dile getirmiş olduğu bir husus var. Hiçbir ayrım yapılmaksızın CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi hiçbir siyasi farklılık gözetilmeksizin bunların yapılması gerektiğini söylüyoruz. Peki bu maske dağıtımı ile ilgili İzmir'de sıkıntı yaşanmasının nedeni yerel yönetim midir? Çünkü eczacılarla da konuştuğumuzda aslında hükümetin eczanelerin dağıtması istediği maskeler için ilk kargoların Ankara ve İstanbul'a gittiği, sonra İzmir'in bırakıldığı yönünde. Ona İzmir, da bir açıklama İzmir, getirmenizi İzmir, rica edeyim. İzmir'de özellikle toplu ulaşım araçlarında biliyorsunuz. Evet. Maskesiz binilemeyecek kuralı çıktığı andan itibaren bir maske sıkıntısının yaşandığını, özellikle otobüslerde, esotlarda yaşandığını hepimiz gördük. Hı hı. Çok yakın bir zamanda Sayın Soyer çıkıp maskematik diye bir şey ortaya koydu. Bunu da sadece metro istasyonlarıyla kısıtlandırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu maske konusunda yerel yönetimler anlamında ciddi sorunlar yaşandı, ciddi sıkıntılar yaşandı ki şu anda zannedersem bununla ilgili bir makinenin alındığından ve bir maske üretimin yapılıyor. Bunun çok öncesinden esasında, belki bir ay öncesinde, belki iki ay öncesinde bunların planlanması gerekiyordu. Biz bütün 30 büyükşehir belediye başkanlarımız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte sürecin başlangıcında bir toplantı gerçekleştirdik ve bu toplantımızda esasında bu planlamaların yapıldığı bize söylendi. Ancak maalesef gördük ki süreç içerisinde sadece bunların sözde kaldığını, eyleme dökülür bir planlamanın yapılmadığını görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.
Peki İzmir bundan sonrası için maske sıkıntısı yaşayacak mı diye sormak isterim. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlar, evet dışarı çıkmıyorlar, evde kalmaları lazım ama zorunluluk halleri var. Hastaneye gitmeleri gerekebilir, bir tedavileri için acile gitmeleri gerekebilir. Bir şekilde dışarı çıkarken maske kullanmaları gerekiyor ama şu anda sadece 20 yaşla 65 yaş arasına ücretsiz maske dağıtımı var. Genelde vatandaşlardan gelen sorular olduğu için soruyorum size. 65 yaş ve üzeri için de en azından belli bir miktar maske verilemez mi? Çünkü mecbur oldukları durumlar var. Dışarı çıkmak zorunda oldukları. Şimdi bununla alakalı da öncesinde zaten bir çalışma yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından özellikle 65 yaş üzeri hemşehrilerimize gönderilen maskelerin olduğunu biliyoruz. Kolonya ile birlikte. Bu çok öncesinde planlanmış bir çalışmaydı. Yine buna ilişkin olarak Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışma var. Bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza, ki bana da geldi bu mesaj. Eczanelerden maskelerimizi almamız noktasında. Belki birkaç eczanede bununla ilgili bazı sorunlar yaşanmış olabilir ama genel itibariyle bakıldığında bunlar doğru yaklaşımlar. Bir kere her şeyden önce bakınız. Savaşlanırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün ücretsiz maske dağıtımı bir şekilde yapıyor. Şu anda bir sıkıntı yok diyebiliriz değil mi artık? Yerel yönetimlerin destek olması gerekiyor. Evet. Aslında belki de maske dağıtımını eczanelerin yanı sıra yerel yönetimler, belki kaymakamlık, valilik, birkaç kurum üstlenebilir, daha hızlı bir dağıtım olabilir diye tamamen bir vatandaş olarak fikrim, sizin fikrinizi merak ediyorum. Kaymakamlık ve valiliklerin de bir İnternetten kaynaklı arada çok özür diliyorum. İçerisine girdiklerini biliyoruz bazı yerlerde. Kaynaklı olarak. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Biz dediğiniz gibi İzmir genelinde bir internet çalışması bilgisi geldi bize. O yüzden zaman zaman canlı yayında aksaklıklar oldu ama ben yeterince anlaşıldığını düşünüyorum. Yeniden konuk etmek de isterim sizi. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum efendim. El birliğiyle umudumuz en kısa zamanda bu salgından kurtulmak. Teşekkürler. İnşallah. İyi günler diliyorum.